Eve gelince anlatacağım dedin. Anlat hadi. Niye buluştunuz Sibel'le? Başında bir dert varmış, yardım ettim. Ne derdi? Boş ver, mesele o değil. Ver telefonu. Arayacağım Sibel'i. Kızıyı merak etme. Sibel'i aramak yok bir daha. O niye? Bana bak. Bu Sibel'den bir süre uzak duracaksın. En azından biz buradan gidene kadar. O mu söyledi bunu? Hayır, ben söylüyorum. Haydi bakalım, başladık gene ha. Bana bak, ben yoruldum ha. Genel olarak yani, yoruldum hakikaten. Dayı, adam akıllı anlatsana şunu ya. Niye buluştun Sibel'le? Neymiş mesele? Sen kaç zamandır tanıyorsun bu kızı bakayım? Aha bak, ben şu kadar çıktım. Sen yoktun, o vardı. Yetimhaneden sonra. Ama bak, ben söylediğim hiçbir şey cevap alamıyorum. Hep sen soruyorsun. Ne zamandır bu senin zeytin gözlün? Ceylan gözlüm. Dayı, adam akıllı söyle. Ben niye arayamıyormuşum Sibel'i? Ha? Öyle icap ediyor. Öyle icap ediyor. Harika. Müthiş. Niye öyle icap ediyor? Ha? Sibel de İskender'in kızıymış. Ondan mı? Ha? Ya da dur. Sibel İskender'in adamıymış. Senin gibi. Gördüğü yerde beni alnımın ortasından vuracakmış, değil mi? Sen bu kızın ne iş yaptığını biliyor musun? Ya ne alaka şimdi ya? He? Kaç zamandır burada bu kız? Haberin var mı? He? Sen orada, o burada. Daha önce gelip gidiyor muydun Bodrum'a? Kaç zamandır görüşüyorsunuz? 5 yıl önce geldim ben en son. 5 yıldır görüşmediniz, öyle mi? Çok kötü kavga ettik, tamam mı? Yaktık ikimiz de gemileri. Ya ben sana ne anlatıyorum ben? Sen neyi soruyorsun ya? Öğrenmişsin Sibel'in mesleğini, eyvallah. Ama Sibel beni satmaz. Onu geçeceksin. Bak, burası küçük yer. Kışın daha da küçülür. Ne olur, Sibel'le ikimizi görürlerse mahallede adım mı çıkar? Senin de öyle ahlak bekçiliği yapacak bir hayatın yok ha. Sana söyleyeyim. Bu kadar zaman burada bu işi yapıyorsa herkes tanıyordur bu kızı. Para karşılığı milletin koynuna yatan kadına güven olmaz diyorsun yani. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Anladım. Anladım. Vallahi anladım ya. Haklısın, tamam. Ya gördün kızı, fıstık gibi kız işte. Bir gören bir daha unutamaz. Erol da söylemiş adını İskender'e. Ya şimdi yaldır yaldır arıyorlar kızı. Bulsalar, Allah muhafaza kafasına dayasalar silah deseler Metin nerede? Kız söylese bir dert, söylemese bir dert. Ben 5 yıl görmedim kızı. Azıcık daha dayanırım, merak etme. Ya didiklemeyeceğim yani, vallahi. Şaka mı yapıyorsun, ciddi misin? Aradaki farkı anlamıyorsun değil mi? Ciddiyim, vallahi. Dayı, yalnız benim karnım fena acıktı ha. Acıktın mı? Hı.
Dur bakayım mutfağa. Bir şeyler var mı? Ayarlayalım bir şeyler. Tost? Yer misin tost? Yemez miyim ya? Acımam. İyi. Dayı, salça var mıymış ya? Varsa süper olur ha. Var, var. Şanslısın. Vallahi bu son olayları saymazsak ben Allah'ın sevdiği kuluyumdur aslında. Hep dört ayak üzerine düşerim. Ay yetişemeyeceğim ya. Yetişemeyeceğim. Hazırlık yapamayacağım. Ay, Metin. Hoş geldin. Ne işin var ya senin evde? Gideyim mi? Ay hayır, Allah korusun. Gitme canım. Sen Erol'layım dedin ya, ben o yüzden sordum. Onu hallettim ben. Başka bir iş vardı, onun için erken geldim. Gel. Gel gel. İyi. Metin. Yok, içmeyeceğim ben, canım istemiyor. İyi. Bir şeyler al. Yok yok, yemeyeceğim. Allah'ım. Metin, bir şey diyeceğim ben. Ceylan gözlülerin en güzeli. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hayatımız birlikte geçti be. Biz birbirimize tutunmasaydık ikimiz de hayatta kalamazdık. Ya gerçi sen kalırdın da ben kesin kalamazdım. Ay Allah korusun. Ben seni sadece sevmiyorum biliyor musun? Seninle varım ben. Bak bu insan vücudunun %60'ı suymuş ya. Aha bunun da %60'ı sensin. İşte %40 kalıyor, o da ben. O ben de bir tane çocuk var. Bir tane adam var. Bir tane de ihtiyar var. Hayat bizi çok dövdü be. Biz çocukken bile ihtiyardık. Belki ihtiyarladığımızda da içimizde bir çocuk olur. Ne bileyim. İhtiyarlığı görürüz diyorsun yani, öyle mi Beto? Göreceğiz tabii. Torunları bile göreceğiz. Ha çocuğu geçtim. Sıra toruna geldi diyorsun. Çocuk tamam zaten ya. Orada sıkıntı yok. İki oğlan bir kız. Ne zaman? Tam oradayım şu an, dur. Gel. Çok güzel günler göreceğiz.
Acayip bir gelecek bizi bekliyor. Bu ne lan? Bu ne biliyor musun? Su arıtma hapı. Bunu dünyanın en çamurlu suyuna at, 5 dakika bekle. Suyu tertemiz yapıyor. Çin'den getirtiyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. En az 2 konteyner yolluyorlar. Onun için de para lazım tabii. Bende de para bitti. Ben bu arada. Senin arabayı okuttum. Sinirlerim bozuldu. Ne yaptın? Arabayı sattım. Ha. Gelecek planın bu mu senin, ha? Benim arabamı satmak mı? Ya öyle değil. Bu sefer harbiden voleyi vurduk. Öyle böyle değil diyorum. Ya gayrimeşru iş değil, bir şey değil. Bildiğin ticaret işte. Sana o arabanı sıfırına almaya... Ne istemiyorum ya? Tamam mı? Bitti mevzu, kapandı. Bak benim hayatım zaten fırtınalarla geçti. Mis gibi ya, oturuyoruz şurada 1 yıldır. Ne istiyorsan yaptım ya. Çalışma dedin, çalışmadım. Para bitti, para. Paranı bak... Başlatma paranı, beni cinlendirme Metin. Ben senin olmadığın evi, arabayı ne yapayım ya? Ben istiyorum ki özlediğimde, korktuğumda, başıma bir şey geldiğinde... ...şurada, şu koltukta otur, ben de sana yaslanayım. Ben de yanında olmak istiyorum, ben de orada oturmak istiyorum, kalkmayayım istiyorum. Para olmayınca olmuyor, ne yapayım? Bağırma bana. Ya sana bağırmıyorum, kendime bağırıyorum. Git buradan. Hayda. Git dedim ya, git. Ya Sibel. Tamam, giderim, gece gelirim. Gelme. Gelme, bak eşyalarını alır aşağı atarım, aşağıdan toplarsın. Bir çuval parayla geleceğim buraya. Burada böyle her yer para olacak, yürüyemeyeceksin, tamam mı? Göreceksin. Allah belanı versin Metin. Allah senin belanı versin. Alacağı olsun Metin'in babasının da. Ne ona bir şey yapabilmiş, ne de seni kurtarabilmiş. Ne yapsın adam abla? O da oğlunun canının derdine düşmüş. Ne yapsın yani? Başlatma şimdi. Metin'in canı canında, sizinki patlayacak mı? Zaten yaptığım mesleği duyunca bir suratıma bakamadı. Bir de Yunus'u tanıdığımı da öğrendi. Güvenmedi tabii. Güvenmedi. Metin'i tehlikeye atmak istemiyor. Haksız da sayılmaz be, ha? Ne yapsın adam daha? Zaten var ya, Yunus'a söylediğim yalanları o söyledi bana abla. Yoksa yani ben bunları ben nasıl, nereden bulayım yani? Ne yapsın daha? Ah be kuzum, ah be çiçeğim. Senin bu Yunus dediğin adam Sibel olduğunu anlarsa var ya... ...Metin'i unutur. Sırf sen yalan söyledin diye senin peşine takılır, yerde gökte seni arar. Öyle manyak bu adamlar, biliyorsun. Metin'le babası kaçıp kurtaracaklar. Olan sana olacak diye korkuyorum be kızım. Ne yapayım ben o zaman? Ne yapayım ya? Söyle o zaman bana. Durdu çünkü benim aklım çalışmıyor, ne yapayım? Babasıyla konuştum. Oğluyla konuştun mu? Yok. Metin ortada yok çünkü. Aman zaten o benim Yunus'u tanıdığımı falan bilmiyor. Bilse başlayacak ahiret sorularına, ne yapacak başka? Kızım, onun için mi soruyorum? İçeridekini soruyorum. Aman ha. Aman abla sakın. Gitsin başının çaresine baksın. Metin ben. Çantanı hazır tut. Haber vereceğim. Ulaşmış iki inatçı keçi. Ha ha ha.
dizi ya. Şey. Eyvallah. Kendine yapmamışsın. Aç değilim ben. Ama olmaz öyle ya. Ah. İyiyim, iyiyim ben. Sen doyur karnını, al. Bu ne ya? Ya senin de elinden her iş geliyor ha. Dikiş, nakış. Her türlü adamı etkisiz hale getirme. Araba hırsızlığı. Say say bitmiyor. E tosttan belli, mutfakta da iyisin. Seni alan yaşa da ha. Beğendin mi? Ha. Çocukken de yapardım sana aynı tosttan. Dayı yapma şunu ya. Ya sen böyle 3-5 bir şey anlatacağım. Bende flaşlar patlayacak. Bir şey hatırlayacağım sanıyorsun da. Bu iş öyle olmuyor. Biliyorum öyle olmadığını. Nereden biliyorsun? Aynısını mı yaşadın? Evet, aynısını yaşadım. Ben de anamı babamı hatırlamıyorum. Parça parça resimler. Anasız babasız büyüdüm ben de. Vay be. Kader arkadaşı çıktık desene. Ama sende parça parça resimler varmış. Bende tık yok. Kapkaranlık yani. Ben anlatırım istersen sana. Ön dişin. Sallanıyordu ön dişin. Açıyorsun dolabı, bir elma alıyorsun, ısırıyorsun elmayı. Dişlerini geçirdin elmaya. Ön dişin elmada kaldı, bastın yaygarayı. Allah! Bir daha da elma koymadın ağzına. Kibrit. Üf. Habire kibritle oynardın. Oğlum oynama, oğlum oynama. Tamam baba, tamam baba. Oğlum oynama, tamam baba, oynamayacağım. Arkamı dönüyorum, yine kibritle oynuyorsun. Ulan dedim. Bir gün geldim, yine kibritle oynuyorsun. Aldım kibriti, değdirdim parmağına. Allah, aklın gitti korkudan. Acıdı tabii. Konuşmadın benimle. 2 hafta konuşmadın lan zibidi. Ama kibrite de dokunmadın tabii daha. Çok var. Hangi birini anlatayım bilmiyorum. Anlatırım yani. İstersen sen de. Çıkalım şuradan, şu engameden sağ salim. Anlatırım hepsini. Zaten başka anlatacak bir şeyim yok benim. Güzel dedin ya, çıkalım şuradan. Da bizim bağırdığı için başka mesele yok şu an. Çıkalım da işte nasıl? Çıkar zalim, Allah merak etme sen. Hadi ye tostunu. Duracağız yani böyle. Servetin asıl sahibi babasıydı. Osman Uncular. Ama kısa bir süre önce ölmüş. O öldükten sonra işleri Esat Bey devraldı. Burada sevilen biri mi? Pek. Pek bilmiyorum. Ama insanlar korkuyor ondan. Sonradan başımıza bela olacak biri var mı aynıdan, kardeş filan? Bir abisi var, bir de kardeşi. Onlar bu işin neresinde? Hiçbir yerinde. Esat Bey ikisini de hapsetmiş. İçerideler. Doğal seleksiyon. Güçlü olan hayatta kalır. Burada sohbete dahil olmak zorundayım. Çünkü hayatta kalmam tamamen benim kendi kişisel başarım. Doğal seleksiyon diye bir şey yoktur Alexander. Hele ki bende bu sönük ciğerler varken. Güçlü olan ben değildim.
benim gibi birine kim imparatorluğuna emanet eder ki? O yüzden benim varoluşum tamamen doğa kanunlarına aykırı. Onu anladım. Bence tam olarak anlamadın. Ben kendi kurallarımı koydum. Ona göre davrandım. Baktım ki ailem benden ümidi kesti. Ben de onların hayatta olan bağlarını kestim. Fakat aklım yanmasın. Ben tahta geçince kardeşini boğduran sultanlar gibi yapmadım. Ben her şeyi kendi aklımla başardım. Bu kadarına kimse ihtimal vermezdi. Babam bile. Değil mi Zeus? Oteli nasıl bu? Küçük. Pek bana göre değil. Bana borcunu ödeyemeyen birinin hediyesi diyelim. İskender'i öldürdüğün gün o da senindir. İskender'e zaman verdim. Daha ona verdiğim zaman dolmadı. İskender'i birazcık tanıyorsam asla geri adım atmayacaktır. Problem yok. Ben hazırlığımı yaptım. Öyle mi? Keşke bana da haber verseydin. Mücadelede Bodrum'a helikopter seferleri başladı. Bodrum'a gidecek olan helikopterler seferlerinin başına hoş geldiniz. Dön geri. Harika bir hafta. Ben de bunun şahitliği. Gel bir daha. Arkadaşlarımızı ağabeyini aradı. Kal orada. Tuncaykan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Tuncaykan sezonla birlikte Bodrum'da helikopter hizmetinin tekrar başladığını duyurdu. Bodrum'dan Dalaman'a, İzmir'e ve İstanbul'a bu hafta itibariyle helikopter seferlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Müşterilerimiz hem tatil hem de iş seferleri için gönül rahatlığıyla hizmetlerimizden faydalanabilirler. Çok kısa bir zaman içerisinde 30 dakikada istediği şehre helikopterlerimizle birlikte gidebiliyorlar. Nereye gitmek istiyoruz? Kos. Kos. Uluslararası uçuş izni almamız lazım. Prosedürü çok fazla. Çok zor. Bende pasaport yok ama bu arada. Sende var mı? Anladım. Yok kardeşim. Başka kapıyı alayım sizleri. Benim başım belaya sokmayın. Öyle kaçak yolcu molcu götüremem ben. Tek sefer. Bugün suya yakın uçacak. Bizi bırakır, biri fark edene kadar geri döner kaçar pilotum. Bak, orada bir helikopter alacak kadar para var. Bence bir düşün. Burada bekleyin, pilotu arayacağım. Burada ara. O zaman telefon alın. Al bakalım. Bu kadar var mı ya? Halacığım, ne yemek yapıyorsun? Yardım edeyim sana. Köfte, makarna. Babam makarna sevmez ki. Köfteyi de katık eder amca. Yunus'a yapıyorum. Çocukken çok severdi. Anne töfte derdi. Dili de dönmezdi daha. Töfte, makarna. Sadece Yunus'a göre yap o zaman. Zaten bizimle de yemiyor. Ne demek bizimle yemiyor? Vallahi bilmiyorum. Babam öyle istiyor. Üf. Ne var ya, ne var söyle. Gecikme. Akşam yemek vaktinde evde ol. İyi, gecikmem. Allah'ım ya. Fıstıklı baklava da alayım istiyorsan 3 kilo. Canın tatlı çektiyse ben yaparım oğlum. Sen vaktinde evde ol yeter. Hep beraber olalım. Ya sen ne diyorsun ya? Ne hep beraberi? Oturtuyorlar mı beni o sofraya? Haberin var mı senin?
Var. Sen beni dinle. Makarna nerede? Şurada olacak. Gel. Amirim, görüntüdeki şüphelilerden birisinin kimlik tespiti geldi. Hangisi? Genç olan. Yaşlı olanın kimlik görüntüsüyle kimlik bilgileri uyuşmadı. O ne demek lan? Kimliksiz adam mı olur oğlum? Vallahi ben de bilemedim. Metin Şengül. Kimmiş bu Metin Şengül? Yetimhanede büyümüş. Memleketin bütün yetimhanelerini gezmiş neredeyse. İkametgah İzmir diyor. Gittiniz mi ziyaretine? İzmir Emniyetindeki arkadaşlar baktılar sağ olsunlar. Eski bir pansiyonda kalıyormuş. 10 gün öncesine kadar da çıkmış. Bir daha da gitmemiş. Sabıka? 3 ay hırsızlıktan, 6 ayda dolandırıcılıktan tutuklu yargılanmış. Hakkında şikayetli takipsizlik kararıydı gırla. Helikopter 2 saat sonra pistte olacak. Pilot da içinde. Öyle karaya inme falan filan yok. 2-3 metre yaklaşacak, oradan atlayacaksınız. Götürsün bizi Kos'a, gerisi kolay. Ondan sonra ne siz beni tanırsınız, ne ben de sizi tanırım. Çantanın da hepsini isterim. Şimdi. Pilota veririm ben. Tamam. Azıcık pilotuna güven, bak biz canımızı emanet ediyoruz. Hadi. Çantayı al. Dosyasında Bodrum'la ilgili hiçbir şey yok. Belli ki buralardan değil. Devriyedeki arkadaşlara fotoğrafı iletildi. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Plakası? Bir nakliye şirketine ait. Maktul Cemal Uzunhisar'a kayıtlı. Ofisinde de kimse yok. Lan ortada dolaşan bir sürü tilki var. Hiçbirinin de kuyruğu birbirine değmiyor. O kadar adam öldü. Elimizde görüntüden başka bir şey yok. Nasıl bulacağız lan biz bu herifleri? Şey amirim, bir de polis muhabiri Cenk var. Morga gelen cesetleri duymuş. Olayı çok kurcalıyor. Ben dosyayı gizlilik için de yürüttüğünüzü söyledim. Bir de siz söylerseniz. Konuşurum ben, tamam. Çık sen. Kimselere haber verme, kimselere dokunma. Oldu anasını satayım. Alo Cenk. Sana kariyerinin en önemli haberini vereceğim. Ama bir şartım var. Akşam haberlerine yetişsin istiyorum. Tuvalete gitmem lazım. Benim sabahtan beri çişimi tutuyorum. Tamam, evde yaparsın. Eve kadar tutamam, tut şunu. Tut. Geldim. Ne oldu? Faz mı geçtiniz gitmekten? Vazgeçmek yok. Şimdi bu numarayı arıyorsun. Sibel Hanım Metin Bey arattı diyorsun, tamam mı? Helikopteri aldıracağım sizi diyorsun. Ben geldiğimde orada olacak, tamam mı? Bunları da avans gibi düşün. Tamam mı? Tamam. Hadi. Çabuk. Rahatladım be. Yeğeni de geldi. Hepsi evde. Başlayalım mı?
Bekle. Herkes evdeyken olmaz. Ama hazırlıklı olun. İskender çıkınca harekete geçeceksiniz. Asıl karşılaşma şimdi başlıyor. Bir susun ya, bir susun. Ulan kreş midir, hem midir belli değil ya. Bir. Oğlum hadi geç sofraya, hadi. Lan ne bekliyorsun lan Tarak ya? Hadi geç otur, davetiye mi bekliyorsun? Köfte makarna. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gidiyorsun yani ha? Bu gece kosta uyuyacağız yani. Gerçi sen uyumuyordun değil mi? Seni şuradan bir sağ salim kurtarayım mı? Uyurum bakarsın ben de. Ne yapacağız gidince? Bilmem. Ne yapalım? Balık tutarız belki. Anlar mısın balıktan? Mercan zamanı şimdi. İhtiyar be. Sibel de mi gelse? Önce seni bir çıkarayım. Sonra bakarız. Alırız onu da. Sevmiyorum ben. Boş ver. Geldik oğlum helikopter için.
Babacığım, kuru pasta filan ye, hiçbir şey yemedin. İstem ya. Ananıza yemek getirdiniz. Götürdüm. Götürdüm de bir şey yemedi. Kendi biliyor. Aoo, sabahtan beri kedi fare izliyik ya. Oo. Ya dede, ben bunu izliyorum. Ya odanızda televizyonunuz yok mu sizin ya? Burada izleyin. İskender, ver bunu kumandayı. Baba, ne izlemek istersin? Haberleri açayım mı? Değiştir. Değiştir. Ha, bu Fox kalsın Fox. Bodrum'da Boğaziçi mevkiinde yaşanan olayda kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Vatandaşların silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık birimleri sevk edildi. Kanlı saldırı... Ne oluyor? Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken işgalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel arabası... Ceviz var mı? Ceviz, bir yarım kilo ceviz var. Tamam. Henüz tespit edilemezken diğer saldırganın MŞ olduğu bildirildi. Emniyet güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel arama başlattığı iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilemezken diğer saldırganın MŞ olduğu bildirildi. Anaki, gel bana. Güçleri iki saldırganı yakalamak için aramalarını sürdürüyor. Boğaziçi mevkiinde yaşanan olayda kaçak göçmenleri taşıyan kamyon tüfekle tarandı. 20 göçmen, 3 güvenlik görevlisi, bir kamyon şoförü öldürüldü. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. İhtiyar, anlatsana ne oluyor ya? Polis peşimizde. Senin adını bile biliyorlar. Televizyona çıkmışız haberlere. Nasıl ya? İskender bütün mültecileri öldürmüş tırdaki. Suçu bizim üzerimize atmış. Bu kamera görüntülerinin öncesini silince bütün mesele kabak gibi bunların başına patladı. Kabak gibi ha? Kabak gibi. Polis de peşlerinde artık. Bir yere kaçamazlar. Lan Musa, sen bir ara polis telsizi dinliyordun lan. Yapabiliyor muyuz hala öyle şeyler? Kralını yaparız abi. Ha? Tamam işte. Polis ihbarı aldığı an gider alırız bunları. Ha, ola ki gitti polis aldı önce. Bu sefer de içeride bitiririz. Her türlü bitiririz. Her türlü. Ben senin aklını seveyim, aklını. Ben senin aklını seveyim. Musa, sen telsizin başına geçiysen bir şey duydun mu, haber verirsen? Emredersin babacığım. Hey. Lan, haydi siz de geçin şöyle. Geçin bakayım, hadi. Bir halay çekek beraber, haydi. Ama önce korkmazın keyfine varalım, değil. Ha. Au! Ulan kalpsiz korkmaz. Sen benim telefonumu açar mıydın ya? Ha? Ulan hiçbir şeyden korkmayayım size sen ya. Bana Allah'ından kork ya, Allah'sız. Duydum ki oğlunla biri olup herkesi öldürmüşsünüz ha. E ben biliydim zaten de artık bütün memleket biliydi. Bana bunu da mı yapacaktın? Ben sana daha neler yapacağım. Oğlun oğlumu aldı. Ben de senin oğlunun canını alacağım. Ben yaşadığım süreci alamaz. O da alacak. O da. Kapattı. Katliamın ardından saldırganlar kayıplara karışırken eşkalleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin özel araba başlattığı iki saldırgandan birinin kimliği henüz tespit edilmedi.
Allah belanızı versin lan. Nasıl bir belaya soktunuz beni? Zar! Yaktın lan beni, yaktın bitirdin. Ne yapmışım amirim? Ulan bu yaptırdığın haberden sonra kim gelir Bodrum'a, kim gelir? Bana bunun hesabını sormazlar mı sanıyorsun? İşte o zaman ben de senden soracağım. Sorarsınız tabii müdürüm. Biz de hesabımızı neyse veririz. Şu arkadaşları bir yakalayalım önce. Hele bir yakalama, hele bir yakalama. Müdürüm. Ne var? Bekir Tuncaykan sizi arıyor. Bekir Tuncaykan kim kızım? Golf kulübünden arkadaşınızmış. Derdi neymiş? Saldırganların yerini söyleyecekmiş. Hadi hadi çıkıyoruz çabuk çabuk. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Şimdi anons geçti. Metin'le Korkmaz helikopter pistine gidiyor. Bütün polisler de oraya gidiyor. Haydi gidelim. Haydi. Gelin lan. Az kaldı. Ya ben alacağım ya polis alacak. Ben alamazsam da orada olacağım. Ev ne olacak ev? Evi boş bırakmayalım. Aman siz burada kalın. Demir ver. Otelin devir işlemlerini başlatabilirsin. Cenazeden sonra başlatırız. Cenazeye gerçekten gidecek misin? Niye gitmeyeyim? Yakova statüs. Bittiği zaman haber verin. Şah.
Geri bas, geri bas. Ses sağ tarafa! Come on, man!